Romatizma hastalıkları yaygınlaşıyor. Dünyada ve ülkemizde sık görülen sağlık sorunlarından olan romatizma, eklemlerde ve kaslarda kendini gösteren ağrılı hastalıklardır. Romatizmadan korunma yolları tabii tüm romatizmalar için hep ayrı olabilir ama genel olarak işte kireçlenme dediğimiz halk arasında iltihap, romatizma, romatoid artrit gibi romatizmalardan korunmak için yapılması gereken şeylerin başına düzenli egzersiz gelir. Düzenli yürüyüş, yüzme gibi sporları yapmak gerekiyor. Kilo almamak gerekiyor. Tütün ürünlerinin asla ve asla tüketilmemesi gerekiyor. Tütün ürünleri hem romatizmanın oluşumunu tetikleyebiliyor genetik olarak yatkın olan biriydi. Hem ağır seyretmesine olan romatizmanın da ağır seyretmesine yol açabiliyor. O nedenle tütün ürünlerinin asla ve asla tüketilmemesi lazım. Stresten uzak durulması lazım. Hayata biraz daha olumlu bakılması lazım. Uyku düzenli, uykunun yeterince uyunması lazım. Beslenmede işte balık türü gıdaların, sebze meyve ağırlıklı beslenmenin önemi var. Onun dışında genç hanımların yüksek topuklu ayakkabı giymemesi lazım. O kireçlenmeyi, dizlerdeki ağrıları arttırabiliyor. Kilo mutlaka verilmesi lazım. Merdiven inip çıkarken dikkat etmek, çok koştura koştura inip çıkmamak lazım. Bu gibi faktörlere dikkat etmek lazım. Tabii her hastalığın spesifik gibi, mesela işte lupus gibi bir hastalığı güneş ışınından kaçınmak lazım. Kireçlenme, romatoid artrit, kemik erimesi, akut eklem romatizması, romatizmal hastalıkların toplumda en yaygın görülen türleridir. Romatizmalar dünyada çok yaygın hastalıklardır. İltihaplı, iltihapsız hepsi tedavi edilmezse hastaların sakat kalmasına, iş gücü kaybına yol açabilir ve uzun vadede hem ekonomik hem sağlık kaybına yol açabilen hastalıklardır. Bu açıdan dikkat edilmesi, önemsenmesi gereken hastalıklardır. Romatizma hastalıklarının erken tanı ve tedavisi hastanın iyileşmesi için son derece büyük bir önem taşır. Tedavi altta yatan nedene yönelik olarak yapılır. İç hastalıkları ve romatoloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Sor, romatizma hastalıklarından korunmak için önemli tavsiyelerde bulundu. Romatizma dediğimiz 200'e yakın hatta romatizma türü var. Biz sıklıkla romatizma deyince halk arasında kireçlenme herkesin aklına gelir. Kireçlenme yani osteoartrit tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sık bir hastalıktır. Yaşlanmayla beraber bu sıklık artmaktadır. 70 yaş, 80 yaşlara varıldığında %60-70'inde bu hastalık ortaya çıkmaktadır. 30'undan sonra hatta daha erken yaşlarda bile başlayabilmektedir bu hastalık. Yaşla beraber artmaktadır, sık bir hastalık.